İstanbul'dan, Haldun Alagaş Spor Salonu'ndan iyi günler. Efeler Ligi 14. hafta karşılaşması İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Fenerbahçe. Az sonra kozlarını paylaşacak ve bu karşılaşmanın naklen yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Faruk Mutkan, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. 14. haftaya Fenerbahçe 13 maçta elde ettiği 8 galibiyetle 5. sırada giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 9 galibiyeti var ve haftaya 3. sırada girdi. Zorlu, zevkli, çekişmeli, heyecanlı bir mücadele bizleri bekliyor ve bu karşılaşma boyunca Murat Mert Yücekök bizlerle birlikte olacak. Onun yorumlarıyla aydınlanacağız. Merhaba Murat. Merhaba, iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin iyi servis attığını görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iyi servis karşıladığını görüyoruz. 5 setlik bir maç mı bekliyor bizi, ne dersin? Ya aslında iki birbirine denk takımın karşılaşacağını rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Fenerbahçe tarafından başlayalım. İlk yarıdan sonra kötü günler geçiriyor Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 0'lar, Kupa Voley'de İstanbul Büyükşehir Belediye'ye çeyrek finalde yenilip veda ettiler. Geçen hafta Galatasaray'a mağlup oldular 5 set sonucunda. Ve son olarak da Galatasaray'a 3-2 kaybetmeleri. Yani o süreçten bu yana sadece Beşiktaş'ı yendiler. Ligin zayıf ekiplerinden Beşiktaş'ı yendiler. Yani Fenerbahçe'nin burada çıkartabileceği bir galibiyete çok fazla ihtiyacı var. İstanbul Büyükşehir Belediye ise, ya ben her yayında söylüyorum, ligde tek yabancıyı da, yani o Gümüşhane ve Beşiktaş'ı saymazsak ligdeki tek yabancılı takım İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Birçok milli oyuncuyu barındırıyor kadrosunda. Çok dengeli bir takım. Herkesin her şeyi yapabildiği bir takım İstanbul Büyükşehir Belediye. Bu şartlarda ilk 4 içerisinde yer alabilmeleri onların ne kadar dinençli, istekli ve arzulu bir voleybol oynadığını gösteriyor. İki denk takımın maçı, bakalım bizi nereye götürecek maç sonunda. Oldukça çekişmeli bir maç olacağı gerçek. Kupa Voley rahat bitmişti ama ben bu maçın o kadar kolay biteceğini zannetmiyorum. Çünkü iki takımın da Fenerbahçe'nin o ilk 4 içerisinde yer alma hedefi adına kazanması, İstanbul Büyükşehir Belediye'nin de ilk 4 içerisinde kalabilmek adına kazanmaları şart. Oldukça çekişmeli, güzel bir maç bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Milli takımımızın da iki önemli pasör çaprazını karşı karşıya izleyeceğiz. Metin Toy ve Serhat. Her ikisi de karşı karşıya ve onlar açısından da ilginç maç olacak. İlk yarıdaki ilk maçı Fenerbahçe kazanmıştı. 3-2'lik skorla o gün o karşılaşmada Alen Şiket en skorer oyuncuydu. 20 sayı üretmişti. Gladier'in 18 sayısı vardı. Metin 11 sayıda kalmıştı. Tuğya'nın 11 sayısı vardı. Bir önceki karşılaşmada ligin ilk yarısında oynanan 3-2'lik mücadele. Tabii daha yakın dönemde Kupa Voley'de, çeyrek finalde karşı karşıya geldiler. Orada sanki güç dengesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne doğruydu ama Fenerbahçe açısından da sözlerinden anladığım kadarıyla bir yükseliş mücadelesi olarak görülebilir. Çünkü Fenerbahçe 2 sezondur, hatta 3 sezondur altısını koruyan, çok fazla değiştirmeyen bir takım. Birbirini çok iyi tanıyan oyunculardan kuruluyor. Mesela pasör Selçuk, Keske uzun zamandır 3. sezonunu geçiriyor burada. Alen Şiket'in 2. sezonu. Yani kemik kadrosunu koruyan bir ekip. Oldukça çekişmeli bir maçın bizi beklediğini tekrarlayalım. Kazanan tarafı bence ufak nüanslar belirleyecek. Tabii bu maçta bütün erkek voleybol maçlarında olduğu gibi servisin önemi 4-5 kat fazla. Çok iyi servis atan oyuncuları var Fenerbahçe'nin. En iyi servis atan oyuncu ligde şu anda Yuri Gladier. En iyi servis atan ikinci oyuncu ligde şu anda Alen Şiket, her ikisi de Fenerbahçe'nin kadrosunda. Ve ilk altısına yer alıyorlar. Galatasaray geçen hafta Alen Şiket'in üstüne kurmuştu servis oyununu. Ve çok kötü karşılama oranı var Alen Şiket'in. %18'de servis karşılama ligdeki ortalaması. Ya aslında Alen Şiket geçen hafta özelinde konuşacak olursak üst üste servisleri karşılamayınca psikolojik olarak da bir çöküntü yaşadı maç içerisinde. O skorer kimliğinden de uzaklaştı. Galatasaray iyi servisleri de çözmüştü Fenerbahçe. İstanbul Büyükşehir Belediye için belirleyici olan maçlardan biri olacaktır. Servisler, özellikle Alen Şiket'in bulan servisler belirleyici olacaktır. Onu oyundan düşürürlerse
hedefledikleri galibiyete bir adım daha yaklaşacaklardı. Fenerbahçe'de Metin Toy ve Alen Şiket'in özellikle hücumda sergileyecekleri performans önemli. Çünkü çok fazla orta oyuncu katkısı almayan Gladier'in önde olduğu bölümü iyi geçiren bir Fenerbahçe var. Bugün özelinde ben Metin Toy ve Alen Şiket'in Fenerbahçe'yi galibiyete götürecek en önemli etkenler olduğunu düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi maçın kilidi servisler. Fenerbahçe geçen haftaki gibi takılırsa kötü bir sonla bitirebilir maçı. Ama servis alırsa da servisleri iyi karşılayıp Selçuk'un eline rahat dağıtacak pozisyonda toplar gelirse Fenerbahçe'de çok ciddi bir hücum takımı. İstatistiklere göre Aleix Şiket ligin en iyi smaçörü, Yuri Gladier'de en iyi orta oyuncusu, 5. en skorer Aleix Şiket, 3. en çok blok sayısı üreten oyuncusu Yuri Gladier, takımın en çok blok sayısı üreten oyuncusu. Savunmada da ön plana çıkan oyuncular, karşılamada da ön plana çıkan oyuncular ama servis karşılamada sıkıntı yaşadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aleix Şiket'in en iyi servis atan oyuncu, ikinci en iyi servis atan oyuncu olduğunu ifade etmiştik. Takım arkadaşı Yuri Gladier ile birlikte. Her iki takım oyuncuları da işte sahadaki yerlerini aldılar. Mücadele biraz sonra başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fenerbahçe karşılaşması. İlk yarıdaki 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sona eren mücadelenin rövanşı niteliğindeki karşılaşma. Kupa Voley'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin rakibini saf dışı bıraktığı karşılaşmanın rövanşı niteliğindeki mücadele. Her iki takım da üst sıralarda kalmak, üst sıralara yükselmek, mücadele etmek amacında ve böyle bir karşılaşma bizleri bekliyor. Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı tek yeni yabancı Gladier ama çok önemli katkılar da veren bir oyuncu. İki sezon Fenerbahçe formasını giyen Alen Payankin İtalya Ligi'ne gitmesinin ardından böyle bir değişim yaşadılar. İki sezonki Alen Payenk'in istatistiğinden, katkısından daha önemli katkılar verdiğini düşünüyorum şu ana kadar Gladier'in. Tabii Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu da hani ölüm grubu derler ya, aynı o vaziyette. Çok zor takımlarla oynuyorlar. Onun için şu ana kadar bir galibiyet çıkartamadılar. Karşılaşmayı yönetecek hakemler Haydut Alagaş Spor Salonu'nda tanıtılıyor izleyenlere. Nurper Özbar yönetecek mücadeleyi, yardımcısı Yılmaz Duman olacak. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Burak Güngör'e herhalde ayrı bir parantez açmamız gerekir. O da ligin en iyi 5. smaçörü, en iyi servis atan 4. oyuncusu istatistiklere göre ve takımın en çok ace yapan ve en skorer oyuncusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Belki kendi pozisyonunda oynayan oyunculara göre kısa bir oyuncu Burak ama inanılmaz sıçrıyor. İnanılmaz bir servis karşılama yüzdesi var. Bu da onu özel oyuncu kılıyor. Milli takımımızın da en önemli parçalarından biri Burak. Ziraat yani İstanbul Büyükşehir Belediye'nin bu sezon yaptığı en önemli takviyelerden biri. Fenerbahçe'nin 6'sı anons ediliyor Haldun Alagaş Spor Salonu'nda. Selçuk, Alen Şiket, Kesk, Gladier, Resul ve Metin 6'sıyla başlıyor Fenerbahçe. Liber oyuncu Ahmet. İşte Fenerbahçe'nin ilk 6'sı da ekranlarınıza böyle yansıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6'sı da Burak, Özkan, İbrahim Tuğya, Murat ve Serhat şeklinde. Nuri Şahin, Libero'su İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. İki takımın da ideal altısıyla sahada olduğunu söyleyebiliriz. Değişiklik yok. Ağırlıklı olarak bu altıyla mücadele ediyor. Her iki takım da karşılaşmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altısı da ekranlarınıza yansıdı. Son hazırlıklar yapılıyor artık mücadelede. Yılmaz Duman son kontrolleri yapıyor yardımcı hakem. İşte ekranlarınızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin antrenörü Hakan Özkan. Fide önünde tokalaşma seremonisi var şu an. Güzel görüntülerden biri. Ve Veiko Basic, Fenerbahçe çalıştırıcısı. Bir dönem milli takımımızı da çalıştırmıştı Veiko Basic. Karşılaşmada ilk servis Fenerbahçe'den gelecek Yuri Gladier. Kuşkusuz takımın en iyi servis atan oyuncusu ve onun servisleriyle başlayacak mücadele. Nur
Alper Özbar işaretini verdi. Yuri Gladir servisi kullanıyor. Mücadele başlıyor. Ve ilk serviste ilk hata geliyor. 1-0 İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pasörü Murat Yenipazar serviste. Alen Şiket 1-1. Murat, Özkan, blok, Resul Tekeli. 2-1 yapıyor durumu. Resul'ün blok sayısıyla Fenerbahçe. Selçuk kullandı servisi. Tuğya karşıladı. Murat, Özkan arka alandaki boşluğa doğru gönderdi ama top dışarıda. 3-1. Servis hatası sonrası Fenerbahçe ardı ardına sayılar buluyor. Pasörü Selçuk'un servis attığı bölümde iki fark yakalamış durumda. Setin hemen başında, mücadelenin hemen başında. Yine Tuya'nın üzerine doğru kullanılan servis. Bu kez köşeden Serhat. Dışarı çıktı top ama bloktan dışarı çıktı itirazında var. İtirazı var Serhat'ın. Karşılaşmanın hakemi topun doğrudan hiçbir oyuncuya temas etmeden dışarı çıktığını işaret ediyor. 4-1. İşte izliyoruz. Ve mola geldi. Ve üst üste hatalar sonrası karşılaşmadaki ilk mola. İstanbul Büyükşehir Belediye hiç istemediği bir başlangıç yaptı. Kazandıkları tek sayı da Gladir'in servis hatasından geldi. Daha sonraki 3 hücum girişiminde de sonuç alamadılar. Alen Şiket'in bir sayısı var. Resul de bir blok sayısıyla oynuyor şu anda Fenerbahçe'de. Aslında servis karşılama pozisyonunda herhangi bir problem yaşamıyorlar ama özellikle hücumda top öldürme konusunda sıkıntıları var. Turuncu lacivert diyelim. Bakalım bu mola kendine getirecek mi İstanbul Büyükşehir Belediye'yi? İlk o kullandıkları servisi Ali Şiket'in üzerine atmamaları benim ilginç olduğunu düşündüğüm noktalardan biri. Sadece bir servis attılar ama evet. Şu ana kadar. Selçuk servislere devam ediyor. Bu kez libero'nun üzerine kullanıldı servis. Özkan, Murat, Serhat yine dışarı. Yine temas var mı? Bu kez var. İşaret bu yönde. İkinci sayısını alıyor Serhat'ın sayısı. Fenerbahçeli oyuncular da kabul etti temas olduğunu. Hakemin kararına bir parça olsun yardımcı olmuş oldular. Burak Güngör kullanıyor servisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hata yapıyor serviste. Fenerbahçe 5-2 yapıyor durumu. Alen Şiket ekranlarınızda. Dışarıda. Ligin en iyi servis atan oyuncularından biri Alen Şiket. İlk servis turunda hata yapıyor. Çok fazla hata olduğu için maçta da tempo yükselmedi henüz. İki takım da oldukça fazla hata yaptı çünkü. Özkan servisi kullandı. Ahmet karşıladı. Selçuk. Metin. Blok sayısı. İbrahim Mehmet. Farkı 1'e indirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fenerbahçe karşısında. Selçuk, Kesk,
güzel bir hücum izledik sarı lacivertlilerden. Resul vuracak diye İstanbul Büyükşehir bloğu hazırlanmışken Kesko bomboş bir hücum yapmış oldu. Şimdi Resul tekiyle servis kullanıyor Fenerbahçe'de. 6-4'lük üstünlüğü var sarı lacivertlerin. Yine Nuri'nin üzerine kullanıldı, servisi pası olmadı ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir hücum şansı daha yakalıyor. Tuya vurdu, rakip alana gönderdi ama öncesinde karşılaşmanın hakemi Nurper Özbar, Murat Yenipazar'ın topa iki kez temas ettiğini işaret etti ve Fenerbahçe'nin 7. sayısı oldu. Resul Tekeli, Nuri Şahin, Murat Yenipazar, Serhat, karşılandı top. Selçuk, o da iki kez topa temas ediyor. Düzeltiyorum, topu taşıdığı işareti bu kez. Nurper Özbar'dan itirazları devam ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyuncularının. Rakibin yaptığı bu hatayla 5. sayısına ulaşıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fenerbahçe karşısında Selçuk da karşılaşmanın hakeminin yanında. Fenerbahçe kaptanı, pasörü. Bu konuda el hakemin kendi bir standardı var. Uymayanlara çalıyorlar. Onun için bizim bu standardı bazı tüm hakemler için tüm maçlara yaymak zor mu? Ya kural işte topun çok dönmesi, ses çıkması gibi etkenleri var. Ama kimine göre topun çok dönmesi, kimine göre az dönmesi bunu sağlıyor. Bir de file hatası geldi. Metin'in temas ettiğini söyledi yardımcı hakem. Biraz geç çaldı Yılmaz Duman ama file teması hatası sonrası fark yeniden bire indi. Fenerbahçe 6, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7. Serhat Coşkun kullanıyor servisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Ahmet'in üzerine kullandı servisi Selçuk. Metin bloktan sayı alıyor, Metin Toy. Karşılaşmadaki ilk sayısı Metin'in. Fenerbahçe'nin 3, İstanbul Büyükşehir Belediye'nin sadece 1 hücum sayısı var. O kadar fazla hata oldu ki maçta. O 1 sayı Serhat'tan geldi. İbrahim'in 1 blok sayısı var. Resul 1 blok sayısı. Alen Şiket, Kesk ve Metin birer hücum sayısıyla karşılaşmada oynuyorlar. Metin Toy! Bir servis sayısı. Üst üste sayılar Metin'den, fark yeniden 3'e çıkıyor 3 sayılık seriyle. Çok etkiliydi servisi gerçekten de Metin'in. İstatistiklere göre ligin en iyi 7. pasör çaprazı Metin Toy. Bu karşılaşmaya kadar 16 ace yapmıştı. Ligdeki 17. servis sayısı oldu Metin Toy'un. Fenerbahçe 9. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6. Nurper Özbar işaretini verdi. Metin Toy'dan bir servis daha. Bu kez filede. Çok hata yapılıyor mücadelede. Maçtaki son 4 sayıda Metin imzası var. İstanbul Büyükşehir Belediye'nin aldığı 2 sayıda da. Fenerbahçe'nin aldığı 2 sayıda da. Samuel Tuea. Bu karşılaşmaya kadar 112 sayı üretmişti ligde. Servisi kullandı. Alen Şiket'in üzerine. Selçuk koştu, yükseltti. Kesk, blok, bir hücum şansı daha Fenerbahçe için. Selçuk, hızlı hücum, Vladir ama dışarı. Rakibin hatasından bir sayı daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi hanesine. Bir kez daha fark 1'e iniyor. Ve hala tek hücum sayısıyla başardı bunu İstanbul Büyükşehir Belediye. Bu kez molayı Fenerbahçe antrenörü Veliko Basic alıyor. Bir kez İkinci sayıyı almış Serhat takımının. Ondan sonraki sayılar hatalar ve İbrahim'in bloğuyla geldi İstanbul Büyükşehir Belediye'ye. İki takım da o kadar fazla hata yapıyor ki bize de aslında çok fazla konuşturacak şey bırakmıyorlar. Şöyle bir bakıyorum. 3-4 sayı haricinde diğerleri rakip hatalarla oluşmuş sayılar. İki takım da henüz istediği ritmi bulamadı maçta. Zaten skor bu kadar yakınken maçın ikinci kez durması da bize bunu gösteriyor. Henüz teknik modaya ulaşmadan iki takım da birer antrenör odasının hakkını kullanmış durumda. Yani burada servisleriyle seriyi yakalayacak
takım, iyi servis atacak takım herhalde ilk seti kazanacak takım olacak. Ama henüz öyle bir seri de oluşmadı servislerden. Samuel Altuğ'a kullanıyor servisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 8, Fenerbahçe 9. Etkili servis Aleşket iyi karşıladı. Selçuk Bladir. Arka alanda Nuri, Murat, Burak üçlü blokla karşılandı. Selçuk manşetiyle yükseltti. Ahmet, bir şey oldu Leti Çoy, bu arada bir sakatlık var. Burak acı içinde yerde. Umarız ciddi bir durum ayağı yoktur. Kaydı veya ayağını bastığı anda düştü çünkü Burak. Umarız ciddi bir şey yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en etkili oyuncularından biri Burak Güngör. Ligin en iyi 5. smaçörü işte bu pozisyon sonrasında birdenbire ters basmış. Ayağı burkulmuş. Umarız oyuna devam edebilecek durumdadır. Alkışlar Burak Güngör'e. Haldun Alagaş spor salonunda hiç kenara da gelmedi. Bir tedavi uygulanmadı. Oyuna devam edebilecek gibi görülüyor. Burak Güngör. Sporcu sağlığı her şeyin önünde. Kendini şöyle bir denedi. Sıçradı. Sağlığı yerinde. Servis tekrarlanacak. Fenerbahçe hücum ederken sakatlık nedeniyle karşılaşmanın hakem oyunu durdurmuştu. Şimdi Samuel Tuğ'ya o servisi kullanıyor. Yine Alen Şiket'in üzerine bu kez iyi karşılayamadı. File üstü mücadelesi, Buran sayısı. Beraberlik geliyor mücadeleye. 9-9. Üç sayılık seriye. Üç sayılık seriyle karşılık vermiş durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve eşitliği sağladı. Alen Şiket'i bulmaya başladılar servislerle. Biraz önce çok iyi karşılamıştı ama Alen Şiket bu kez serviste karşılama hatası yaptı. Ve eşitlik geldi mücadeleye derken Tuya'dan servis hatası sonrası Fenerbahçe durumu 10-9 yapıyor. İbrahim Mehmet dışarı vurdu. İbrahim Mehmet dışarı vurdu. Fark 2'ye çıktı. Hatasını kabullendi İbrahim. İşte hücumu bir kez daha izledik. Kesk servisi kullanıyor. Samuel Tuğ'ya. Murat Yenipazar. İbrahim Mehmet bir kez daha ortadan. Bu kez sayı alıyor. Murat'ın biraz önceki hata sonrası bir kez daha İbrahim'i tercih etmesi hücumda. O da ilginç bir karardı gerçekten de. Gladir takip etti İbrahim ama İbrahim bitirdi. Şu anda en skorer oyuncusu İbrahim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Selçuk, Alen Şiket, kili blok Tuğ'yu arka alanda. Serhat yükseltti. Burak dışarıda. Fenerbahçe 12, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10. Teknik molaya Fenerbahçe önde giriyor. Yani Metin'in bulduğu servis sayısından sonraki 3 sayı Fenerbahçe hanesine yazılan. Tuğya'nın servis hatası, İbrahim'in dışarı vurduğu top, Burak'ın dışarı vurduğu top. Yani maç o kadar hatalar üzerine kuruldu ki iki takımın da çok fazla bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Rakibin hatasını beklemek onlar adına yeterli oluyor. Şu an bir nebze daha az hata yapan Fenerbahçe önde. Ki onlar Fenerbahçe ekstra bir blok, İstanbul Büyükşehir Belediye'ye göre ekstra bir blok fazlası ve bir de servisten gelen sayısı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İbrahim Emet'in İki sayıyla şu anda eskorer oyuncu olması. Zaten durumu da özetliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi lehine. Fenerbahçe'de de Metin Toy iki sayı üretti şu ana kadar. Biri hücumdan, biri servisten. İki sayı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Bir file hatası var, bir de servis hatası var Metin'in. Umarız daha iyi bir ilk set devamı izleriz. Bu kadar fazla hatanın olmadığı, sahadaki oyuncuların hücumlarının seti kazanını belirledi. Bizim de izlerken, izleyicilerin de izlerken keyif aldığı bir set dileyelim. Çünkü çok, yani maç içerisinde olacak bütün hatalar neredeyse bu bölüme sıkıştı. Stres var gibi görülüyor her iki takım oyuncularında da. Kesinlikle öyle. Çünkü çok kritik maç iki takım adına da. Hücumda ritmi olan takım bir adım öne geçecek ama bakalım ilk o ritmi kim bulacak? Yuri Gladir. Ligin en iyi orta oyuncusu ikinci kez servis turunda iyi bir servis kullandı. Samuel Tuya'yı karşıladı. File üstü mücadelesi Fenerbahçe hücumu. Selçuk, Metin. Sayı Fenerbahçe'nin. Ve ikinci molasını aldı İstanbul Büyükşehir Belediye.
erken oldu belki ama farklı 3 sayıya kadar çıktı. İyi bir servis dedik Gladier'den ki ligin en iyi servis atanlardan, atan isimlerinden biridir. İstatistiklere göre ligin en iyi servis atan oyuncusu Fenerbahçe'nin 33 servis sayısı var. En çok ace yapan oyuncusu Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de şirketin hücumda sayı üretemediği bölümde Metin'in üstündeki yük 2 kat daha fazla. Metin de şu ana kadar bulduğu 3 sayıyı da bunu izleri bir şekilde gerçekleştirmiş oldu. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediye iyi servis karşılayan bir takımdır ama Gladier'de ilginç servisler atıyor. Yani az önce attığı servis de oldukça etkiliydi. Çünkü servis karşılama alanındaki Nuri olsun, Tuğya olsun, Burak olsun oldukça iyi servis karşılama yüzdeleri olan isimlerdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece setin ilk sayısında, maçın ilk sayısında öndeydi. Setin geri kalan bölümünde Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı. Eşitliği sağladı ama öne geçemedi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fenerbahçe farkı en fazla 3'e kadar yükseltti. Şu anda da 3 sayılık fark var. Bakalım neler yaşanacak karşılaşmada. Gladier'den yine iyi servis. Burak iyi karşıladı. Murat ortadan, Özkan blok sayısı. Bir blok sayısı daha Resul'den. Smaçörler İşte oyunu. İlk kez fark 4'e çıkıyor. Smaçörler oyunun içerisine girmediği sürece orta oyuncu tercihleri geliyor tabii takımlardan. Bu kadar fazla orta oyuncu hücumu olunca da rakibi bekliyor orta oyuncuyu. Riske etmiyor kenarlara giderek. Birebir kalıyor. Şimdi Resul de onun ödülünü aldı. Gladier'den servis hatası. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11, Fenerbahçe 14. Murat Yenipazar. Servis hazırlığında ligin istatistiklere göre en iyi 8. pasörü. 7 servis sayısı vardı bu karşılaşmaya kadar. Aleş Şiket'in üzerine kullandı Selçuk. Ardından bir sayı daha Resul'den. Bir de hücumdan sayısı Metin'le sayıları eşitledi Fenerbahçe'de. Aleş Şiket'in oyuna giremediği bölümü Resul'le çözdü Fenerbahçe şu ana kadar. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye'nin de böyle ikinci bir skorer isim bulması gerekiyor. İlk servis turunda Gladier hata yapmıştı. Bu kez bir servis sayısı üretti. Selçuk'un servis turu orada farkı açmıştı Fenerbahçe. Yine etkili hücumda üçlü blok. Arka alanda Selçuk, Ahmet, Metin. Bir sayı daha. Fenerbahçe'nin blokları iş başında. Metin, Resul, Şiket üçlüsü. İstanbul Büyükşehir Belediye'li oyuncular rahat hücum ettirmiyor. Dönen topları da Metin öldürmeyi başaran isim. Murat, Özkan, sayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Maçta ilk kez fark az önce 5'e çıkmıştı. 4'e indiriyor ev sahibi ekip, ev sahibi konumundaki ekip. Burak Güngör, serviste hata. Fark yeniden 5 sayı. Üçüncü servis hatası oldu bu İstanbul Büyükşehir Belediye'nin. Alen Şiket servis hazırlığındaki oyuncu Fenerbahçe'de. Nuri iyi karşıladı. Murat, Özkan, Resul'le tek birebir kaldı ve oradan sayı çıkardı. Aslında topun Özkan'a gideceği çok belliydi. Resul takipte kaldı ama arkadan savunma gelmedi. Resul de 2 sayı almış oldu böylece Özkan da takım adına. Resul de buna çok sinirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 13, Fenerbahçe 17. Özkan kullandı servisi. Kesk, Selçuk, Metin, Özkan, Murat, İbrahim. Çok güzel bir sayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. İstanbul Büyükşehir Belediye Özkan, İbrahim orta oyuncularıyla bulduğu sayılarla farkı 3 sayıya indirdi. Şu an Murat sadece orta oyuncularıyla oynuyor ki bunda haklı da, oldukça yüzleri geri dönüş alıyor çünkü orta oyuncu hücumlarından. Özkan hayırlı kullandı servisi. Zorlukla karşıladı. Kesk, Ahmet. Evet. Bir türlü anlaşamadı orada Fenerbahçeli oyuncular. Rakip alana müdahale mi? Hayır, file hatası.
Ya iki takım da o kadar basit hatalar yaptı ki şu an birden, bir saniye içinde Fenerbahçe şu topa üçüncü dokunuşun gelmemesi. Burada file teması. Çok basit bir file hatası gelmesi. Üst üste hatalar, aynı pozisyonda hatalar. Her iki takım adına da sayı alan Fenerbahçe oldu. Resul kullandı servisi Tuya'nın üzerine. Hücum onunla. Karşıladılar topu, bir hücum şansı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi için İbrahim rakip alana gönderdi. Metin, Selçuk, Keskin bir pas alamadı. Murat, İbrahim blok. Keskin tek başına İbrahim Mehmet'e bloğu. Fark 5'e çıkıyor bir anda. İbrahim orada hiç kimsenin olmadığını mı sandı acaba? Erken davrandı. Keste bekledi. Öyle bir tavırla karşılığı vardı ki Keskin. Ben buradayım sen ne yapıyorsun der gibiydi gerçekten de, ama bu defa bomboş vurdu İbrahim. Aslında Fenerbahçe'nin şu hücumlara çare bulamaması da soru işareti. Sadece orta oyuncu hücum yapıyor çünkü şu an İstanbul Büyükşehir Belediye. Özkan ve İbrahim şu anda sırtlayan oyuncular görünümünde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Serhat henüz oyuna giremedi. Servisi kullandı Alen Şiket'in üzerine. Selçuk, Metin blok yerleşmeden vurdu ve sayıyı aldı. Şu anda karşılaşmanın en skorer oyuncusu Metin. Dördü hücumdan, biri servisten. Beş sayısı var ve şimdi serviste. Metin Toy. Yine çok etkili bir servis. Nuri iyi karşıladı. Murat, Tuya, Şiket arka alanda. Metin bloktan dışarı çıktı. Metin her şeyi yapıyor şu an sahada. Üst üste sayılar. Metin Toy farkı 6'ya çıkarıyor bu karşılaşmada. Şu ana kadarki en büyük fark. Çok etkili bir servis attı. Dönüşünde de topu öldürdü. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye'de Murat pası dağıtıyor. Smaçörlerini de oyununa sokmak istiyor ama o istek geri dönüşü iyi değil. Sanırım orta oyuncu hücumlarına geri dönecek İstanbul Büyükşehir Belediye. Belediyenin mola hakları da tamamlandı. Ayrıca onu da ifade edelim. İşaret geldi. Metin Toy servisi kullandı. Bu defa hata yapıyor. Beşinci servis hatası oldu Fenerbahçe'nin. On altı sayının beşi sadece hatalardan bahsettiğimizde sadece beşi servis hatası. Tuğya'dan servis, Alen Şiket karşıladı. Selçuk, Gladir ortadan hücum karşılandı. Burak vurdu. İbrahim Mehmet. Ne ilginç bir hataydı. Fenerbahçe adına da şans anıydı. Bazı fazla hırslar dezavantaj olarak geliyor, geri dönüyor oyunculara. İkinci kez oldu bu İbrahim Mehmet için. İşte izliyoruz. Ama o anda gerçekten de sanki vurmaktan başka çaresi yokmuş gibiydi ama filenin üstündeki banda sıkıştı top. File üstü mücadelesi, top Selçuk'tan dışarı çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sayısı. Rakip alanlara fazla bakışlar var. Umarım ilerleyen dakikalarda bir sorun çıkartmaz bu. Az önce Keskin yaptı. Şimdi Selçuk biraz rakip alana fazla temaslar. İbrahim servisi kullandı. Keskin karşıladı. Selçuk, Alen Şiket tekli blokta kaldı Murat'la. O şansı da iyi değerlendirdi. Seti kazanmaya çok yakın Fenerbahçe. 23-17 skor. Şiket ilk sayısını bulmuştu Fenerbahçe'nin hücumda. Bu da ikinci sayısı, 23. sayıda geldi. Setin başında ve sonunda sahneye çıktı Yuri Gladir. Ligin en iyi orta oyuncusu, ligin en iyi servis atan oyuncusu. Onun servis sayısıyla 24. sayıya ulaşıyor Fenerbahçe ve set sayısı kullanıyor. Bugün hep iyi servis attı ama Gladir. Bir hatası var bildiğim kadarıyla, takip notlarıma baktığım kadarıyla. Onda da bir seri vardı, o serinin sonunda hata gelmişti. Yine iyi bir etkili bir tur geçirmişti. Set sayısını kullandı Yuri Gladir. Set sayısı servis sayısıyla geliyor. 25-17'lik skor.
Şimdi durum setlerde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 0, Fenerbahçe 1. İlk seti Fenerbahçe 25-17 alıyor ve setlerde durumu 1-0 yapıyor. Karşılıklı hataların çok yaşandığı bir set oldu. Setin son bölümünde Fenerbahçe'nin rakibini ekarte ettiğini, sürpriz ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Üst üste çok etkili servislerle tamamladı Gladir. Servis karşılamada sıkıntı yaşıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi ki... Nasıl Fenerbahçe iyi servis atıyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi de iyi servis karşılıyor demiştik maç öncesinde, ama şu ana kadar bunu sahaya yansıtabilmiş değiller. İlk teknik molodan sonra bir takımın hatalarından arınmasını bekliyorduk. Bu Fenerbahçe oldu. Hem hatalarından arındı, hem daha iyi servis attı. Bir de Metin Toy gibi ligin en önemli pasör çaprazlarından biri skor anlamında devreye girdi. Ve böylelikle sarı lacivertler seti kazanmış oldu. Tabi burada İstanbul Büyükşehir Belediye'nin %30'u hücum ettiğini söyleyelim. Sadece 9 hücum sayısı bulduklarını söyleyeyim. 9 oyuncuya bağlı, hücum da değil, oyuncuya bağlı. Yani burada bir de blok sayısı var Samuel Tuğya'dan gelen. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye bu seti hemen unutmak isteyecektir. Fenerbahçe tarafı ise çok iyi servis attı. Alen Şiket gibi önemli bir skor gücünden sadece 2 sayılık kat kaldı. Ki 3 top aldı Alen Şiket, yani çok topa da gitmedi. Bu haldeyken kazandı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye'nin sete, maça ortak olmak istiyorsa hatalarını minimuma indirmesi gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe o teknik moladan sonraki kısımda bunu başardı. İkinci set birazdan başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Nurper Özbar. Fenerbahçe kaptanı Selçuk'u yanına çağırdı, uyarılarda bulunuyor. Acaba hala o çift vuruş, pardon, Fenerbahçe taşıma çalmıştı. İstanbul Büyükşehir'de çift vuruş çalmıştı. Sanırım o pozisyonu tartışıyorlar hala. Uyarıları tamamlandı. Karşılaşmanın hakeminin işaret geldi. Servisi kullanıyor Murat. Ahmet, Selçuk, Alen Şiket, Nuri, Murat, Burak, dışarıda. Temas yok. İkinci sette ilk sayı Fenerbahçe'nin. Yani eğer yine %30'a falan hücum ederse İstanbul Büyükşehir Belediye hiç şansı olmaz. Gene kötü başladılar ikinci sete. Servisleri çok etkili Yuri Gladir. Özellikle bugün üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. İstatistiklere göre de zirvede. Onun servisi Tuğya zorlukla karşılandı. Selçuk blok.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi hücumu. Burak yine dışarı vurdu ama bu kez temas var bloğa. 1-1. Burak Güngör de ikinci sayısını üretti. Çok ilginç istatistikler bunlar. Şöyle bakalım. Burak 1, Özkan 2, İbrahim 3, Tuğya 1, Murat 1, Serhat 1. İlk setteki skor dağılımı. 7 oyuncu toplamda 9 sayı. Dışarıda. Burak etkili bir servis attı aslında. Çizgiye, arka çizgiye çok yakın dışarıda. İşte izliyoruz. Üç sayıda da Burak'ın imzası var aslında. İkisi, ikisi Fenerbahçe'ye verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye'ye yaradı. Selçuk kullandı servisi. Samuel Tuğya'nın üzerine Murat. Tuğya hücum. Tekli blokta Metin. Ama yeterli değil. 2-2. Samuel Tuğya'nın da hücumdan ilk sayısı mı oldu? Hemen bakıyorum. Evet, ilk hücum sayısı Samuel Tuğya'nın. Özkan Hayırlı kullanacak servisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin orta oyuncusu, kaptanı. Çok etkili bir servis. Öne geçiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi mücadelede. İkinci kez. İlk sette ilk sayıyı almıştı. Skor 3-2. İkinci sette İstanbul Büyükşehir Belediyesi önde. Bu kez Keskin üzerine servis. Selçuk manşetiyle yükseltti. Metin blok. Bir hücum şansı daha Fenerbahçe için. Resul Alenşket bir kez daha blokla karşılandı. Selçuk Kesk 3 metrenin gerisinden. 3-3. Üçlük eşitlik var. Setlerde 1-0 önde Fenerbahçe. Efeler Ligi 14. hafta karşılaşması. Alenşket 2 sayısı var. Etkili servisleri. Tuğya iyi karşıladı. Ve ardından sayı onunla geliyor. 4-3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Dört sayının ikisi Samuel Tuğya'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu sette. İlk setten daha fazla sayıyı buldu şimdilik Samuel Tuğya. Serhat. Bir servis hatası daha. 4-4. Fenerbahçe yine bir sayı bularak aslında set içerisinde 4-4 eşitliği buldu. Resul Tekeli. İki blok sayısı var. Bir de hücumdan 3 sayıyla oynuyor şu ana kadar. Murat ikinci pasla rakip alana gönderdi. Selçuk karşıladı. Gladir yükseltti. Metin. Arka alanda Nuri Şahin. Murat. Tuğya. Blok. Gladir. Öne geçiyor Fenerbahçe. Yuri Gladir. Takımın en çok blok sayısı üreten oyuncusu. Bu karşılaşmadaki ilk blok sayısı. 5-4 önde Fenerbahçe. Rüsül bir servis daha. Nuri'nin üzerine Murat, Serhat. Servis çok yumuşaktı. Rahat hücum etti İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Karşılığını da aldı. 5-5. Paraleldeki boşluğu çok iyi gördü Serhat. Onun da bu karşılaşmadaki ikinci sayısı oldu. Serhat Coşkun. Fenerbahçe paralel bölgeyi biraz fazla risk etmiş. Samuel Tuğya, iyi servis. Ahmet Gladir ortadan. Nuri çıkarabilecekler mi? Burak Tuğya rakip alana gönderemiyor. Fenerbahçe sayısı. Burak'ı tebrik edelim. Uçtu İnanılmaz adeta. Bir savunma yaptı. Uçtu adeta. Belki yeterli olmadı ama. Bu mücadelesi alkış kimliği. Aldı. Aydın Alagaş spor salonundaki izleyenlerden işte onun savunması ekranlarınıza bir kez daha yansıdı. Tuğya'nın çabası topu rakip alana göndermeye yetmedi. Servis hazırlığındaki oyuncu Metin Toy Fenerbahçe'de. Onun da bu karşılaşmada bir servis sayısı var.
6 sayıyla şu anda maçın en skorer oyuncusu. Metin Toy servisi kullandı. Bantan sekti, Nuri karşıladı. Murat, Burak, blok. Ama öncesinde karşılaşmanın hakeminin işareti, fileye temas. 6-6. Gladir temas etti fileye. Takım arkadaşlarından da özür diledi. İkinci sette, setin bu bölümünde başa baş bir mücadele var. Fark açılmamış durumda. İlk setten farklı olarak 7-6 Fenerbahçe üstünlüğü. Servis hatası sonrası şimdi Kesk kullanacak servisi. Burak iyi karşılayamadı. Nuri, Serhat öyle etkili vurdu ki top Kesk'ten dışarı çıktı. 7-7'lik eşitliği sağladı. Serhat Coşkun. Blok riske etti bu hücumu ama savunma üstüne düşen görevi yapmadı. İtirazlar da Nuri'nin topa iki kez temas ettiğine yönelik ama devam etti oyun. Murat servisi hata yapıyor. Risk aldı Murat. Servis etkinliğiyle ön plana çıkan bir pasör değil aslında ama bu defa risk aldı. O risk sonrasında Fenerbahçe 8. sayıya ulaştı. Yuri Gladir. 4. servis hatası. %50 rakibinin sayısı İstanbul Büyükşehir Belediye'nin servis hatasından geldi. Nuri, Murat, Serhat. İkili bloğa rağmen plaseyle aldı sayıyı. 8-8'lik eşitliği sağladı. Serhat da yavaş yavaş ritim buluyor. 3. sayısını üretti bu setteki. Şu anda en çok hücumdan sayı üreten oyuncusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 4 sayıya imza atmış durumda. Burak Güngör. Ligin 5. en iyi smaçörü. Servisi o kullandı. Ahmet hata yapıyor karşılamada. Tuğya, Murat, Serhat, Plase, Resul, Kesk, Aleşket, üçlü blok. Eridi top. Murat, Nuri manşetiyle yükseltti. Serhat. Öne geçiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Son beş üst üste sayılar. Serhat. Üst üste sayılar Serhat'tan. İlk sette bulamadıkları skorer kişiyi sağ içinde İstanbul Büyükşehir Belediye. İkinci sette Serhat'la bulmuş gibi şimdiye kadar. Burak Güngör dışarıda. Çok büyük işler açacak bu servisler İstanbul Büyükşehir Belediye'nin başına. Tam ritim buldular, tam bir skorer buldular diyoruz. Oyunda tutuyor rakibini. Servis hatası oluyor. Oyunda tutuyor rakibini bu servis hataları. 9-9'luk eşitlik var. Selçuk kullandı servisi. Nuri, Murat, 3 metrenin gerisinden Burak. Blokla karşılandı. File üstü mücadelesi. Top Fenerbahçe alanında. Metin, Selçuk, Alenşket çapraza vurdu. Son bir temas var. Top belki de doğrudan dışarı çıkıyordu ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyuncularından temas. Alen Şiket de 3. sayısına ulaştı böylece karşılaşmada ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Bazı oyuncular hakemin işini kolaylaştırıyor. Şimdi Resul'ün yaptığı gibi az önce banttan döndüğüne dair itirazlar varken Resul ben temas ettim dedi. Çok etkili bir hücum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Tuğya eşitliği getirdi. Bu kadar hızlı ve sert oynanan erkek voleybolunda biraz hakemlere yardım etmek de gerekiyor. Resul az önce güzel bir örneğini gösterdi bize. Çünkü Fenerbahçe bence ayağa kalkmıştı banttan döndü temas yok diye. Resul öyle olmadığını söyledi. 10-10'luk eşitlik mücadelede Özkan Hayırlı servisi kullanıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Kesk, Selçuk iyi bir pas olmadı Aleşket'e. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sayısı fileye temasta var. Üst üste iki sayıyla 11-10 öne geçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mücadelede bir kez daha önde. Özkan'dan bir servis daha. Yine Keskin üzerine. Hücum Resul'le. 11-11. Biraz Metin'i unuttular hücumda. Fenerbahçe. Metin
Hücumda en çok sayı üreten oyuncusu Fenerbahçe'nin. 5 sayısı var şu ana kadar. Bir de servis sayısı. Maçın en skorer oyuncusu Serhat da 5 sayıyla oynuyor. Büfette sayısı yok Metin'in, onu da söyleyelim. 11-11'lik eşitlik. Alen Şket serviste hata yapıyor. 12-11. İkinci sette İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknik mola önde giriyor. 3 hata sayısı kazanmış İstanbul Büyükşehir Belediye. 6 hata sayısı kazanmış Fenerbahçe. Yani sadece 5 oyuncu üzerinden sayısı var Fenerbahçe'nin. Buna rağmen hala sete ortak durumdalar. İşte ortak yapan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hataları oldu. Kesinlikle, özellikle o servis hataları. Yani rakibi hiç yormadan, kılını bile kıpırdatmadan verdikleri sayılar. Tabii Fenerbahçe özelinde Metin'in ilk seti bu kadar iyi geçiren Metin'in ikinci sette unutulmuş olması belki bir adım geride kalmasını sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediye ise Serhat Coşkun özellikle taşıyan isim. İlk sette skorer bir isim bulamadıklarından bahsediyorduk. İkinci sette şimdiye kadar olan bölümde Serhat turuncu lacivert tarafında bu işi iyi götüren isim oldu. Ama hala ortada olan bir set izliyoruz. Bunun da baş sebebi İstanbul Büyükşehir Belediye'nin oyunda kalmayan servisleri. Serhat Coşkun şimdi bir servis kullanacak. İstatistiklere göre ligdeki en iyi 10 pasör çaprazı arasında. Bu karşılaşmaya kadar 153 sayı üretmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en skorer oyuncusu şu anda 5 sayıyla, 5'i de hücumdan. Bu maça kadar 5 servis sayısı vardı Serhat Coşkun'un. Bloklarıyla ön planda 16 blok sayısı dikkat çekiyor Serhat'ın. Servisi kullandı dışarı. 12-12 eşitlik, yine servis hatası, yine eşitlik mücadelede. Set bittiğinde bakalım rakam kaç olacak, çok merak ediyorum. 12'de 6 şu anda onun için. Bir türlü ritim bulunamadığı mücadelede biraz ritmi yükseltti Fenerbahçe ilk sette ve hemen setten üstün ayrılan taraf oldu. O biraz bulduğu ritimle 25-17'lik skorda 12-12'lik eşitlik var. Fazlasıyla hataların yapıldığı mücadelede, belki de oyuncuların çok stresli oldukları karşılaşmada 13-12'yi yakalıyor Serhat'la İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yine çizgiye paralel gönderdi Serhat smacını. Bu kadar etkili çizgi paraleli hücumu yapan bir oyuncuya bu kadar risk etmek de Fenerbahçe blokları adına düşündürücü bence. Serhat iyi işledi şimdiye kadar orayı. Samuel Tuğya, Ahmet, Selçuk, Vladir'den plase. Çok akıllıca. 13-13. Hücumdaki ilk sayısı oldu Vladir. Daha önce bir servisten bir de bloktan sayısı vardı Vladir'in. Metin Toy. Çok etkili bir servis. File üstü mücadelesi, Ahmet rakip alana gönderdi Fenerbahçe hücumu. Selçuk file üstü mücadelesi bir kez daha. Antene çarpıyor top. Son temas İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyuncularından mı, Fenerbahçe'den tekrar mi? Çıktı. Hakemin kararına bakarken servisin tekrar edilmesine yönelik kararı Nurper Özbar'ın. Hakem kaptanları çağırıyor sanırım. Görüntülü değerlendirme sistemi yok. Evet, bu şimdi salonda, biz tekrarına bakalım. Spor salonunda biz tekrar getirelim ekrana. Fenerbahçe sayısıymış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyuncusu son temas yapmış gibi görülüyor. Ama tutulmuş top kararı da vermiş olabilir mi? Yani o yüzden bence tekrar kimden gittiğini çözemedi hakem, ben öyle düşünüyorum. Çünkü bir onun an için gerçekten verdi. De top iki oyuncunun arasında asılı kaldı. Sonrasında antene çarparak dışarı çıktı. Şimdi servis tekrarlanacak. 13-13'lük eşitlik var mücadelede. Metin az önce çok etkili bir servis atmıştı. İşte onlardan biri daha ama bu kez Nuri çok iyi karşıladı. Nuri, Burak dışarı vuruyor. İyi bir pas olmadı. Ve Fenerbahçe 14-13 öne geçiyor. Pasör değişikliği geliyor galiba İstanbul Büyükşehir Belediye'de. Caner Pekşen oyunda.
Murat kenarda, Caner oyunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Metin Burak'ın üzerine. Caner Serhat'ı tercih etti. Bu kez plase, blok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ucumu. Burak arka alanda, Metin. Selçuk, Metin 3 metrenin gerisinden blokla karşılandı. Nuri, Caner yine Burak'ı tercih etti. Bu kez tekli blok ve sayı alıyor. 14-14. Güzel bir plase Burak'tan. Yalnız Burak zaman zaman sıçramada sıkıntı yaşıyor gibi görülüyor. İlk sette korkutan bir sakatlık yaşamıştı. Müdahale de bile edilmeden oyuna devam etmişti ama acaba o sakatlığın etkisi üzerinde mi halen düşündürüyor? Ya olabilir. Çünkü ciddi şekilde buktu. Belki sıcağı sıcağına hissetmiyordur ama. Keskin sayısı 15-15. Düzeltiyorum, 15-14 Fenerbahçe üstünlüğü. İbrahim Mehmet toptan kaçamadı adeta. İşte izliyoruz. Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği var. Oğulcan Yatkın oyunda. Bu klasikleşen değişikliklerden. Servis Oğulcan. İçin. Her set, geçen set fark çok açıldığı için yapmadı belki Velkovasic ama genelde maç içerisinde her set Oğulcan'ı servis için alıyor oyuna. İki servis sayısı var şu ana kadar Oğulcan'ın. Hata yapıyor serviste. 15-15. Servis için gelen oyuncunun serviste hata yapması sence de ilginç değil mi? Antrenörü en çok üzen şeydir herhalde bu. Bir servis için girip bunu da dışarıya atmak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde pasör arka alanda, Caner servisi kullandı. Hata yapıyor. Yine karşılıklı hatalarla süren bir mücadele. Caner Pekşen ekranlarınızda. Murat Yenipazar'da başlamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Caner'le devam ediyor. 16-15 Fenerbahçe üstünlüğü. Yuri Gladier etkili servislerine bakalım devam edebilecek mi? Evet. Farkı ikiye çıkarıyor Fenerbahçe. Gladier'in servis sayısıyla. Mola geliyor. Yani topla buluşma anını o kadar iyi ayarlıyor ki servisi atarken. Yani her servis karşılayan oyuncu için problem çıkartacak cinsten de. Çünkü servisi kullandıktan sonra, smaç servisi vurduktan sonra neredeyse kendi sahasının yarısına düşüyor Gladier. O mesafeyi çok iyi kullanıyor. Çizgiyi, topla buluşma anını çok iyi ayarlıyor. Farkı da böyle yaratıyor. Yani dediğim gibi bu bölüme kadar 7 servis hatası yaparak buralara gelmek de bence mucizedir. İstanbul Büyükşehir Belediye 7 servis hatası, 7 ikram sayısı verdi. Sadece servisler, dışarı vurulan topları saymadan sadece 7 servis hatası sayısı vererek hala 2 sayı uzaklıkta. Ama maçın başından beri temel problem bu. Çok fazla hata yapıyor. Hani hata var. İstanbul Büyükşehir Belediye'nin bazı hataları çok büyük hatalar oluyor. Ve pahalıya patlıyor. 2 sayılık fark yakaladı Fenerbahçe. Gladier'in servis sayısıyla az önce. Şimdi Nuri iyi karşıladı. Caner, Burak. Anten. Antene çarpıyor top. Buran smacında antene çarptı top. Doğrudan dışarı çıkmış sayılıyor. Böylece 18. sayıya ulaşıyor Fenerbahçe ve farkı 3'e çıkarıyor. İşte izliyoruz. Evet, antene çarptı top. Gladier. Tuğya. Caner. Bu kez Serhat'a. Serhat, hücumdaki etkili oyuncusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. 3-0'lık seriyi bitirdi. Takımını sette hala tutmaya devam ediyor. Ama tek başına bunu nereye kadar götürecek setin sonunda göreceğiz. Maçın en skorer oyuncusu oldu. Az önceki sayıyla Serhat 7. sayıya ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pasör çaprazı. Burak Güngör kullanıyor servisi. Ahmet, Selçuk, Alen Şiket. Fenerbahçe 19, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 bu sayıyla. Metin'den hiç skor katkısı almadan
buralara geldi ikinci sette Fenerbahçe. İlk setin o en etkili ismi Metin'in skor katkısı vermediğini söyleyelim. Selçuk kullanıyor servisi. Hemen 3 metrenin arkasına zorlukla da olsa karşıladı. Tuya Plase. Burak. Selçuk. Metin. Blok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne blok sayısı. Farkı 2'ye indirdi. İşte sanırım o blok sayısı bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Tuya yaptı. Evet. Samuel Tuya'nın blok sayısı. İkinci kez blok sayısı üretiyor. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Samuel Tuya. Çok kritik bir blok sayısı. Yani bunu sarı lacivertli oyuncular geçebilseydi fark 4'e çıkacaktı ve seti bitirmek adına çok çok önemli bir adım atacaklardı. İstanbul Büyükşehir Belediye adına gelen bu blok belki sette bir adım ileriye gidebilmek adına başlangıç olur. Şimdi çok çekişmeli bir set sonuna sahne olacak. İki sayılık fark 19-17 Fenerbahçe önde olan taraf. Servis İstanbul Büyükşehir Belediyesi kullanacak. Serhat İstanbul Büyükşehir Belediye oyunda tutuyor. Muhtemelen bu dakikadan sonra Metin'in adını bu sette daha fazla duyacağız Fenerbahçe cephesinde. İlk setin en etkili oyuncularından biriydi Metin Toy. Bu sette henüz sayısı yok. Etkili servisleri var. Şu ana kadarki etkinliği sadece serviste Metin Toy'un Fenerbahçe'de. Özkan Hayırlı kullanıyor servisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Kesk, Selçuk, Alen Şiket, Caner, Özkan, Samuel Tuya. Üçlü bloğu plaseyle açtı. Selçuk, Ahmet yükseltti 3 metrenin gerisinden. Alen Şiket vurdu, bloktan dışarı çıktı. Kritik bir sayıydı. Top iki tarafta gitti geldi. Sayı alan Fenerbahçe oldu ve farkı 3'e çıkardı. Fenerbahçe ilk şansı değerlendiremediği oyunda ikinci şansı şirketle değerlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye farkı 1'e indirecek hücumu böyle yapmamalıydı bence Samuel Tuya'yla. Farkı 1'e indirirken, indirme çabasındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fenerbahçe 3'e çıkardı. Şimdi Alen Şiket kullanıyor servisi. Etkili. Nuri iyi karşıladı. Caner Samuel Tuya'ya adeta bir köşeden diğerine aktardı. O da sayıyı aldı. Şimdi pasör de ön tura döndü İstanbul Büyükşehir Belediye'de. Caner önde. İbrahim Evet ve Tuya var. Bakın. Serhat Coşkun serviste. Üçlü hücum turunda yapamadığını İstanbul Büyükşehir Belediye ikili hücum turunda yapabilecek mi? Keskin üzerine servis. Hücum 3 metrenin gerisinden Alen Şiket'le içeride. 21-18. Alen Şiket'ten üst üste sayılar Fenerbahçe adına. Üst üste 3. sayısı. Bu arada Serhat da servis hatalarından sonra stilini değiştirdi. Daha garanti bir servise gitti. Resul serviste hata yapıyor. İki sayılık fark. Fenerbahçe lehine. Samuel Tuya şu ana kadar ürettiği 112 sayının 4'ünü servisten almıştı. Kullandı servisi Ahmet karşıladı. Selçuk 3 metrenin gerisinden Alen Şiket. Farkı yeniden 3'e çıkardı Fenerbahçe. Bu sette de Şiket başrol bende dedi adeta. İlk sette Metin Toy Fenerbahçe'de. İkinci sette Alen Şiket. 22-19 Fenerbahçe üstünlüğü. Setlerde 1-0 önde sarı lacivertliler. İkinci seti kazanmaya yakın olan taraf. Bantan sekti. Nuri karşıladı. Caner Burak'a doğru yükseltti. İkili bloğa rağmen sayıyı alıyor. Ligin en iyi orta oyuncularından birisi Yuri Gladir karşısındaydı ama buna rağmen, kısa boyuna rağmen o sıçrama yeteneğini işte izliyoruz. Bir kez daha gösterdi ve sayıyı aldı Burak. Burak Gladir'in bir adım geride kalıp geç kalmasına ligine çevirdi bu hücumda. Uzun bir aradan sonra da onun ilk sayısı oldu. Oyuncu değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Görkem oyunda serviste o kullandı. Keskin üzerine hücum kesti. Tekli blokta Caner'le yakalandı ama arka alanda Serhat. Hücum Serhat'la üçlü bloğun üzerine vurdu ama top dışarıda. Temas da yok. Fenerbahçe 23, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20. İkinci kez farkı 1'e indirme şansını ikram ettiler ve fark yine 3'e çıktı İstanbul Büyükşehir Belediye adına. 23-20 Fenerbahçe üstünlüğü.
setlerde durumu 2-0 yapmaya çok yakın Fenerbahçe. Kesk. Samuel Tuya iyi karşılayamadı. Fenerbahçe hücumu. Selçuk baktı, Şiketi gördü. Ona gönderdi ama o dışarı vurdu. Çok kritik bir hücumdu. Farkı 2'ye indirdi böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi rakibin ikramıyla. Hücumda çok top çok fazla Şiket'e gitmeye başladı. Burada ikinci bir isme artık Fenerbahçe'nin hücum ettirmesi gerekiyor. Blok da avantajlıydı Şiket açısından ama o avantajı değerlendiremedi. Bir de servis karşılama hatası. Filistin mücadelesi sonrası top Fenerbahçe alanında. Fark 1'e iniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22, Fenerbahçe 23. Üçlü hücum turunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Caner kullanıyor servisi. Önde Burak, Özkan, Serhat. Ahmet'in üzerine servis. Selçuk. Metin. İlk sette ilk kez sahneye çıktı. 24. sayıya ulaştı Fenerbahçe. Set sayısı kullanıyor Sarı Lacivertliler. Ve en büyük şansları Gladir servis turunda. Mola alıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Metin iyi geçirmediği bir sette maçın bu kritik anında çok iyi bir top öldürerek takımını avantajlı bir şekilde set sayısı kullanma şansını soktu. Hiç topla buluşmadı ayrıca, onu tercih etmedi Selçuk, evet. İç hücumda. Soğuktu yani Metin bir başka ifadeyle ama buna rağmen çok etkili vurdu. Ve ya, 24. sayıya ulaştı bir takımın. Yani sayı alamadığını söyledik ama öyle 7'de 0'la falan değil. Metin bu sette çok fazla top almadı aslında. Onu vurgulamak gerekir. Kesinlikle. Çünkü setin başında orta oyuncuları çok sıcaktı. Daha sonra Aden Şiket başrolü aldı. Şimdi Şiket'in üstüne çok yıkıldı. Artı bir oyuncu bulmaları gerekiyordu. Metin yani bu kadar soğukken ucunda çok başarılı bir sayı çıkardı. Şimdi iki kez set sayısı şansı, bakalım yararlanabilecek mi Fenerbahçe? Yuri Gladir, ligin en etkili servis atan oyuncusu. Servisi kullanıyor. Set sayısı geliyor Yuri Gladir'le. Çok etkili. Tuya, Caner, Serhat, blok, top dışarıda. İlk set sayısını çeviriyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Burak'ın üstünde de ateşten gömlek. İkinci sette çok kötü servis atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de. Bakalım şimdi nasıl bir servis gelecek. Burak Güngör servisi kullanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23, Fenerbahçe 24. Çok etkili bir servis. Alen Şiket iyi karşıladı. Selçuk, Alen Şiket, blok. Ahmet arka alanda. Kaldırılabilecek mi? Rakip olana gönderilebilecek mi? Gönderdi. Beraberlik şansı belediye için. Özkan beraberliği getiriyor. 24-24. Özkan Hayırlı'nın sayısı 24-24 eşitlik. İki set sayısını çevirdi. Molayı alıyor Fenerbahçe. Hatalarını bir kenara bırakınca İstanbul Büyükşehir Belediye önemli bir dezavantajdan sete tekrar ortak oldu. Hem Serhat hem Özkan önemli sayılar kazandırdılar takımlarına. Tabi az önce gelen Alen Şiket'e gelen kili blokta bu sayının kazanılmasına oldukça fazla etkendi. Setin şimdi, sonu çok hareketlendi değil mi? Evet, yani hatalarından arınınca iki takım da daha çekişmeyi izlerken keyif veren ralliler izlettiler bizlere. 24-24'lük eşitlik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 24, Fenerbahçe 24. Setlerde 1-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Burak Güngör servisi kullanacak şimdi. Serviste hata yapıyor. Burak Güngör serviste hata yapıyor. Çok kritik. Bir kez daha set sayısı kullanma şansı yakalıyor Fenerbahçe. Ve üçlü hücum turuna döndü Fenerbahçe. Selçuk takımın pasörü. Şimdi servis hazırlığında. Metin, Resul ve Alen Şiket öndeki oyuncular. Selçuk kullandı servisi. Nuri Şahin karşıladı. Caner, Tuğya tekli blokta yakalandı. Selçuk rakip alana gönderdi. Bir hücum şansı daha. Serhat üçlü bloğa plaseyle geçti, yetişti. Selçuk kes vuruyor ve bitiriyor. 26-24. İkinci setin skoru. Fenerbahçe setlerde durumu 2-0 yapıyor.
İstanbul Havgün Alagaş Spor Salonu'ndan bir kez daha merhaba. İkinci setin skoru az önce tamamlanan 26-24 Fenerbahçe lehineydi. İlk seti 25-17 alan Sarı Lacivertliler setlerde şimdi 2-0 önde olan taraf. Üçüncü set biraz sonra başlayacak. İşte istatistikler ekranlarınıza yansıyor. Atak sayılarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha öndeydi ama 13-3 rakibin hatasından sayılar üretmiş durumda Fenerbahçe. Yani seti getiren önemli etken de buydu. 13 hatanın 8'i direkt servis hatası. Yani rakibiniz adım atmadan sayı kazanıyor. Bir de 25-24'te orada tekli blokta Samuel Tuya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye adına yakalayıp bitiremediği top da turuncu lacivertler adına kırılma anlarından biri oldu. Çok daha iyi servis attığını söyleyelim Fenerbahçe'nin. Özellikle Gladir ve Metin'in servislerini boş geçmiyor sarı lacivertler. Şimdilik bir puanı cebine koymuş durumda Fenerbahçe. Maçın ilerleyen bölümleri bu puanın 2 mi 3 mü olacağını gösterecek bizlere. Fenerbahçe haftaya 5. sırada girmişti 26 puanla. 3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 31 puanı vardı. 3. set başladı Yuri Gladir'in servisiyle. Serhat vurdu arka alanda. Gladir karşıladı. Selçuk ucumda Metin'i tercih etti. Top dışarıda. Doğrudan dışarı çıktı işareti. 3. setteki ilk sayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Caner, Kesk iyi karşılayamadı. Selçuk, diğer köşeye Alen Şiket. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sayısı antenin arkasından mı geldi? Ama işaret dışarıya doğrudan dışarı doğru. Şimdi tekrarına bakalım buradan. Daha doğru bir temas ettirememiş topu Alen Şiket. 2-0 İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kesk, Selçuk yine Alen Şiket'e doğru. Bu kez çizgiye paralel gönderdiği topla sayıyı buluyor Alen Şiket. Selçuk keskin kullanıyor servisi. Ligin istatistiklerine göre en iyi 5 pasöründen biri. Serhat bloktan dışarı çıktı. 3-1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Burak Güngör serviste hata yapıyor. Benzerlerini bu maçta çok sık gördük. Bu hataların belki de o hatalarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi rakibini oyunda tuttu. Ve hatta belki o hatalar Fenerbahçe'ye seti getirdi. Setlerde 2-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3. sette 3-2 önde. Alen Şiket kullanıyor servisi Fenerbahçe'de. Nuri Şahin, Caner, Serhat, Plase yetişti. Burak, Selçuk, Kesk, Plase bir Fenerbahçe'den. Nuri, Caner, Tuya, blok, Burak, Tuya. Rakip alana gönderemedi. 3-3. Güzel bir rally izledik. Nihayet. Burak'ın servis istatistikleri felaket, ona bakıyordum şimdi. 9 servis atmış, 6'sı oyunda kalmamış Burak'ın. Herhalde bir değişiklik gelecektir bir dahaki turunda Burak'ın. Alen Şiket'ten bir servis daha şimdi. Yine banktan sekti. Burak karşıladı bu kez. Caner, Özkan, Plase ortadan ucumdan sayı çıkaramadı. Kesk bloktan sayı alıyor. Ve öne geçiyor Fenerbahçe 4-3. Bu sette ilk kez öne geçti sarı lacivertliler. Toplamda 5 sayı ulaştı. Kesk gördüğü ucundan. Alen Şiket etkili servisleri var. Ligin de en etkili servis atan oyuncularından. 7 etkili. Nuri karşılayamadı. 5-3 yapıyor durumu Fenerbahçe. 4 sayılık seriyle öne geçiyor. Şirketin ilk servis sayısı bugünkü.
Ve toplamda sayısını da 8'e ulaştırdı Alen Şiket. Fark serviste yaratılıyor. Bir taraf çok kötü atarken Fenerbahçe bugün iyi servis atan taraf. Hani direkt sayılar özelinde değil. Belki İstanbul geri dönüşler açısından da iyi alıyorlar topları. Belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi görece rakibinden daha iyi servis karşılıyor ama onu bu karşılaşmada şu ana kadar göremedik. Bunu da ayrıca ifade etmemiz gerekir. Farkı 1'e indirdi Alen Şiket'in servisteki hata sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Selçuk, Kesk. Çok etkili bir smaç. Fark 7'den 2'ye çıktı. Metre çizgisine çok etkili bir hücum geldi Kesk'ten. Bu sette Fenerbahçe'nin bulduğu iki sayı da Kesk'ten geldi. Resul Tekeli, Nuri, Caner, Serhat, blok, Kesk bir sayı daha. Bu kez bloktan. Şimdi ilk set Metin Toy dedik, ikinci set Alen Şiket dedik, üçüncü sette Kesk diyoruz. 7-4 yaptı durumu Fenerbahçe. Son 6 sayısına bir sayıyla karşılık verebilmiş durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fenerbahçe'nin. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sayılarına bakalım. Metin'in avuta vurduğu top, Alen Şiket'in hatası ve Alen Şiket'in servis hatası. Arada bir de Serhat'ın hücumdan bulduğu sayı var. 4 sayıda bir. Fenerbahçe tarafı ise özellikle Kesk'e çok iyi ekstralar yaptı. Fransız maçı çünkü hem iyi servis karşı hem iyi hücum yapıyor. Bir de son olarak blok da bunu taçlandırdı. Ve kısa bölümde 3-1 geriye düşmüşlerdi. 6-1'lik seriyle geri döndüler. Bunda başrol tartışmasız Keskin. İstanbul Büyükşehir Belediye'nin de bir yerden başlaması lazım. Hataları minimuma indirmeye. Şimdi yine bir pasör değişikliği var. Murat yeniden oyunda. İlk baltıda başlayan pasörü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Murat oyuna dönüyor. Caner kenarda. İşaret geldi. Resul servisi kullanıyor. Moladan sonra 3 sayılık fark Fenerbahçe lehine. Tuya'yı karşılayamadı. Üçlü blok. Şans anını iyi değerlendirdi İbrahim Mehmet. Derken rakip alana müdahale işareti. İbrahim Mehmet. Ne kritik hatalar yaptı bu karşılaşmada. Şimdi bir de kart gelecek. Kartın rengini merak ediyorum. Çünkü hakemle bir diyalog yaşandı orada. İbrahim Mehmet hemen karşılaşmanın hakemi Nurper Özbar'ın yanında. Sarı kart. Sarı kart geldi. İbrahim Mehmet'e 8-4 Fenerbahçe önde. İşte pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Top Fenerbahçe alanındaydı. File düzleminin hemen Fenerbahçe kısmındaydı. Bu alan bu açıdan çok daha net bir şekilde ortada. Bu arada oyuncu değişikliği. Görkem Sertel oyunda. İbrahim Mehmet kenarda. Resul, Nuri, Murat, Tuğya, blok, Metin. Tek başına bir blok sayısı. 9-4 yapıyor durumu Fenerbahçe. Bir anda farkı 5'e çıkardı. Geride başladı sete. Ama öyle fırladı ki. Kadir'in bir sakatlığı falan mı var acaba? Şimdiye kadar tercih edilmemesi de ilginç geldi bana. Zaman zaman Burak aksadı. Tuğya maçın genelinde aksadı. Kadir'in hiç tercih edilmemesi ilginç. Murat bu defa Serhat'ı tercih etti. Yine blokla karşılandı. Nuri, Murat, yine Serhat, yine blok. Ama sayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazları var. File temas kararına itirazlar Fenerbahçe'de. Bugün Kesk blok ritmini buldu. Fileye bir temas var ama... Acaba Granier mi yaptı ya? Alen Şiket, ortadan Selçuk, giderken. Kesk. Yeniden 5 sayılık bir fark. Fenerbahçe lehine. Setlerde 2-0 önde Fenerbahçe. 3. sette de skor 15.
Metin dışarı vurdu. Samuel Tuya, Kesk, Selçuk, Alen Şikete blok. Murat Yenipazar çok sevindi. İşte ekranlarınızda Murat. Bir kez daha izliyoruz. Burak Güngör'le birlikte sanki üçü paylaşarak o blok etkinliği sağlamışlar. Zorlukla da olsa karşılandı. Caner Selçuk koştu. Metin Toy aktardı. Nuri arka alanda karşıladı. Murat, Burak, blok. Bir kez daha. Bu kez Gladir. Üst üste iki sayı almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gladir'in bloğuyla karşılık veriyor Fenerbahçe. Kırılma anlarına hep daha iyi oynuyor Fenerbahçe. Daha kötü oynuyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Evet, Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığı gerçek ama bunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de hücumlarının özellikle kırılma anlarında belirleyici olduğunu söyleyelim. Burak, Murat, bu kez Görkem Gladir'in bloğundan yararlanarak aldı sayıyı. Bu da onun ilk sayısı oldu. İbrahim Mehmet'in yerine az önce girmişti oyuna. Şimdi serviste. Dışarıda. Servis hataları devam ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Üçüncü sette teknik molaya Fenerbahçe önde giriyor. İlk teknik molaya, maçtaki ilk teknik molaya Fenerbahçe önde girmişti. İkinci sette teknik molada üstün olan taraf İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Üçüncü sette 12-8'lik skor Fenerbahçe lehine. Bu arada ligde heyecan devam ediyor. Nevgel Belediyesi Tunul Gençlik mücadelesinde 0 ev sahibi ekibin üstünlüğü vardı. Karşılaşma tamamlandı. Beşiktaş Halkbank mücadelesinde deplasmanda mücadele eden Halkbank'ın 2-0'lık üstünlüğü var. İkinci seti çok rahat almış durumda. Afyon Belediye Yuntaş Jeopark Kula Belediyesi karşılaşması da 0-2 Jeopark Kula Belediyesi'nin üstünlüğüyle devam ediyor. Ev sahibi Kula Belediyesi. Bu arada onu da ifade edeyim. Kula ilk maçlarını, ilk yarıdaki tüm maçlarını salonundaki yapımı nedeniyle deplasmanda oynadı. Sitede, kağıtta konuk ekip gibi gözükebilir Kula Belediye ama ikinci yarıdaki bütün maçların normal sezon içerisindeki ev sahibi olacak. Kula kazanırsa da çok önemli bir avantaj yapar kendine, söyleyelim onu. Bunu da hatırlattığın çok iyi oldu. Teşekkürler. Murat Mert Yücekök bizlerle birlikte karşılaşmayı yorumluyor. Yuri Gladir serviste. Etkili servis Tuya iyi karşıladı. Murat 3 metrenin gerisinden Tuya hücumu da tamamladı. Pasör arka alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Burak, Özkan, Serhat öndeki oyuncular. Alen Şiket'in üzerine servis Selçuk, Metin. 13-9. Alen Şiket belki en servis karşılamada sıkıntılı oyuncusu Fenerbahçe'nin ama öyle yumuşak attı ki Murat. Yani maç boyunca hiç etkili servis yok denecek kadar az attılar. Yani aslında geçen hafta Galatasaray maçı bence İBB adına güzel bir örnekti ama servislerde ritim tempo yok. Selçuk bu kez Fenerbahçe pasörü arka alanda. Nuri, Burak. Belediye 10, Fenerbahçe 13. Burak Güngör, Kesk, Selçuk, Alen Şiket, top içeride. Burak'ın rakip anına ulaşan nadir servislerinden biriydi ama Fenerbahçe etkili hücum etti.
10. servisinde 4. kez rakip alanda kaldı top. Alen Şiket. Tuya iyi karşıladı. Murat Tuya'yı tercih etti. Top dışarıda ama bloktan mı? Evet. Metin teması var. Çünkü yine tartışmalı olabilecek bir pozisyondu. Özkan. Kesk. Ahmet topa iki kez temas etti. Bu hatayla 12. sayıya ulaştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fenerbahçe ile arasındaki farkı 2'ye indirdi. Setlerde 2-0 önde olan tarafsa Fenerbahçe. Burada Ahmet'in topu Metin yerine Keskin olduğu alana atması kendi adına da daha iyi olurdu. Zor bir pas denedi ve hata yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de farkı 2 sayıya kadar indirmiş oldu. Bu arada voleyboldan yayınlarımız bugünkü Galatasaray Vakıfbank karşılaşmasıyla devam edecek. Saat 17'de bu karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ayrıca onu da hatırlatalım. Yarın da erkeklerde çok zorlu bir karşılaşma var. Ziraat Bankası Arka Spor mücadelesi, bu nefes kesecek mücadele saat 14'ten itibaren TRT Avaz ekranlarından naklen ekranlarınızda olacak. Ayrıca bir derbi mücadelesi var. Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması. Sultanlar Ligi'nde, Westerveld Sultanlar Ligi'nde saat 17'den itibaren TRT Spor'da. Özkan dışarı vurdu servisi. Bir kırılma anında basit bir hata da bugün maalesef çok kez söyledik bunu. Tabii oyunun kalitesini düşünüyor evet. Bu türden hatalar. Bunu net bir şekilde vurgulayalım. Resul Tekeli serviste. Nuri. Şans anını iyi değerlendirdi. Kesk. Çok yumuşak gelen servisi çok kötü karşıladı. Nuri Şahin. Kesk 3. sette özellikle oyunun servis karşılama bölümünde, blok bölümünde, hücum bölümünde muazzam oynuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye'de farkı 2'ye indirdiği bölümde bu avantajını çabucak kaybetmiş oldu. Serhat. Zor pozisyondaydı. Buna rağmen sayıyı aldı. Gladir'in geç kalmasını lehine çevirmiş Serhat Coşkun. Şimdi serviste. Hata yapıyor. Yine bir servis hatası. Fenerbahçe 17-13 önde olan taraf. Setlerde de 2-0 önde. Nuri, Murat, Tuğya, Plase karşılandı. File üstünde topu rakip alana gönderemedi. Keskin hatası 14. sayısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Bugün o kadar fazla basit hata gördük ki yani bu da çok fazla basit hata sınıfına girecek türden. Bir stres var oyuncularda bu kesin. Samuel Tuya serviste. Çok etkili bir servis. Alen Şiket karşıladı. Selçuk koştu. Metin'e doğru yükseltti. Üçlü blokla karşılanıyor. Murat'tan bir blok daha. Mola alıyor. Veli Kovacic. İkinci molası oldu yanılmıyorsam. Evet. Önde olduğu karşılaşmada iki mol hakkını da tamamlamış oldu böylece. Dört sayılık avantajları iki sayıya inince farkın daha da azalmasını istemedi Veli Kovacic ve bu molaya gitti. Evet, Murat bu sette ikinci kez çok kritik bir blok yaptı. Keskin o çok basit hata dediğimiz hatasıyla da fark yeniden ikiye indi. Bu set biraz gitgenli oluyor. 2-0, 3-0'lık şeyleri fazlaca görüyoruz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye'nin bir mola hakkı var. Fenerbahçe'nin mola hakkı da tamamlandı. Samuel Tuya'nın servisleri devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 15, Fenerbahçe 17.
Tuya'dan yine etkili servis. Kesk zorlukla da olsa karşıladı. Alenşket yükseltti. Kesk yine üçlü blokla karşılandı. Top rakip alana gönderildi ama daha öncesinde karşılaşmadan hakemi topa iki kez temas edildiği işaretinde bulunuyor. Nurper Özbar. İtirazları var Selçuk'un ama sonuç değişmeyecek. İzzet oyunda, Şiket kenarda. Fenerbahçe'de yapıldı bu değişiklik. Fenerbahçeli oyuncular çok çizgiye yakın karşılıyorlar servis. Evet, Samuel Tuya'nın servisleri çizgiye yakın gidiyor ama Fenerbahçeli oyuncular da adım atamıyor. Üstlerine geliyor servisler. 4-1'lik bir seri yakalamış durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Samuel Tuya etkili servislerine servis hatasıyla son veriyor. Farkı 1'e kadar indirmişti belediye Fenerbahçe karşısında Tuya'nın servis attığı bölümde. Bu maçta alıştığımız bir istatistiği tekrarlayayım. Fenerbahçe'nin son 4 sayısının 3'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin servis hatasıyla geldi. Samuel Tuya ama öncesinde karşılaşmanın hakemi itiraz işarette bulunuyor. 3 metre ihlali. Sayı Fenerbahçe'nin. İzliyoruz. Ve mola. İstanbul Büyükşehir Belediyesi molası. O da ikinci ve son mola hakkını kullanıyor. Üçüncü setteki 3 sayılık fark Fenerbahçe lehine. Bulunduğumuz açı düdük geldiği anda kararın ne olduğunu aslında bize gösteriyor. Çünkü ben gördüm Tuğya'nın bastığını. Hakem Nurper Özbar da kaçırmadı. Tuğya'nın etkin olduğu bölümde farkı indirmişlerdi ama üst üste Fransız maçörün hatalarıyla rüzgar yine Fenerbahçe tarafına döndü ve çok önemli bir avantajla, 3 sayılık bir avantajla setin final bölümüne giriyorlar. Tabii bunda kendi performansları kadar turuncu lacivertliğin yaptığı çok şart anında katkısı var. Nasıl son 5 sayının 4'ü İstanbul Büyükşehir Belediye ikramı Fenerbahçe'ye. İlk sette 25-17 Fenerbahçe üstünlüğü. İkinci set 26-24. Setin son bölümü büyük heyecan içinde geçti. Fenerbahçe üstünlüğü. Setlerde 2-0 üstün. Fenerbahçe 3. sette 19-16 önde olan taraf. Nuri karşıladı servisi. Murat, Burak, blok. Selçuk ve Gradir birlikte yükseldiler. 20-16 yaptı durumu Fenerbahçe. Sanırım Selçuk, kaptan Selçuk yaptı bloğu, yanlış görmediysem. Tekrar ne yapalım? Yuri Gladir, ligin en çok blok sayısı üreten 3 oyuncusundan biri. Ondan rol çaldı adeta Selçuk. Kesk serviste hata yaptı. Görkem Sertel bu karşılaşmaya kadar ligde 10 sayısı vardı. İkisi servisten, 3'ü bloktan. Oyuna sonradan girdi İbrahim Mehmet'in yerine. Serviste hata yapıyor bir kez daha. Bir önceki servis turunda da hata yapmıştı Görkem. Çok kritik bir anda yapılan hata. Fark yeniden 4'e çıkıyor Fenerbahçe lehine. Ya bu alanda acaba bench'ten destek alamaz mılar diye düşünüyor insan. Çünkü bazı isimler ısrarla servis hatası yapıyor. Oyuna sonradan girenler de servis hatası yapınca asıl istatistik bu şekilde oluşuyor. Hücumda da hatalar yapılınca kuşkusuz avantajlı durumda olan Fenerbahçe oluyor. 22-17. Hatalar bakımından İstanbul Büyükşehir Belediye bugün hemen unutmalı. Maçı kazanmaya yakın olan taraf Fenerbahçe. Kadir Cin oyunda ben... Sen daha önce belki oyuna girmesi gerektiğini söylemiştin Kadir'in. Şundan dolayı olabilir mi? Diğer takım arkadaşlarına göre servis karşılamada biraz daha zayıf kalıyor olabiliyor. Fenerbahçe çok iyi servis kullanıyor. Ama bugün bir kan değişimi lazımdı. Yani istatistiklerin ayrı. Yani bir özellikle smaçör pozisyonunda bir kan değişikliği kaçınılmazdı. Kadir vurdu bloktan döndü. Hücum şansı İstanbul Büyükşehir Belediyesi için. Burak'ın arkasında kaldı top ama zor pozisyonda da olsa sayıyı aldı. Üçüncü setin bu bölümüne büyük heyecanla giriyoruz. Belki arada fark var ve avantaj Fenerbahçe'de ama öyle hatalar yapılıyor ki mücadelede. Henüz Fenerbahçe için kazandı denilemez. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kaybetti denilemez. Murat kullandı servisi. Selçuk, Resul sayı alıyor. Çok kritik bir anda orta oyuncusunu kullandı Selçuk. Ve Resul'ün sayısıyla
bir adım daha yaklaştı seti kazanmaya. Selçuk şimdi kullandı servisi. Samuel Tuğya, Murat, Özkan. İyi bir hücum olmadı İstanbul Belediyesi adına. Selçuk, Metin, Tuğya. Top dışarıda. 24-18. Maç sayısı kullanacak Fenerbahçe. Tabii Özkan rakip alanda kaldı hücuma ettikten sonra. 5 kişi savunma yapmak zorunda kaldı İstanbul Büyükşehir Belediye. Ve İzzet bunu kendi değerlerine iyi çevirdi. Şimdi de Berkan oyunda Özkan'ın yerini Fenerbahçe tabii şu an maç sayısı atıyor. Selçuk servisi kullanıyor. Maç sayısı Fenerbahçeliğine çok etkili. Samuel Tuğya, Murat, Burak. Arka alandan çıktı top. Resul hata yapıyor. Topa iki kez temas etti işareti. İlk maç sayısını çevirdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ya çift vuruş var mı bilmiyorum da az önce Ahmet'in yaptığı şimdi Resul'ün yaptığı. Yani düz paslar atmaları kendilerinin adına daha kolay. Zoru seçip hata yapıyorlar. Belki fark çok açık ama başka maçlarda pahalıya patlayabilir bunlar. Belediye 19, Fenerbahçe 24. İkinci kez maç sayısı şansı Fenerbahçe için. Burak kullandı servisi içeride. Servis sayısı. Fark 4'e iniyor. Son bölümde Burak sahneye çıktı. Üst üste sayılarla ama bakalım bu ne kadar yeterli olacak. Seti çevirebilecek mi İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Çok büyük bir avantaja sahip Fenerbahçe. Maçı kazanma yolunda. 24-20 üstünlüğü var sarı lacivertlilerin. Maç sayısı şansı devam ediyor. Üçüncü kez Burak kullanıyor servisi. Bu kez dışarı vuruyor. Onun hatasıyla Fenerbahçe 25. sayıya ulaşıyor. 25-20'lik set skoru. Fenerbahçe karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan taraf oluyor. İkincisi ilk set 25-17 Fenerbahçe, ikinci set 26-24 Fenerbahçe ve az önce tamamlanan üçüncü sette skor 25-20 Fenerbahçe lehine. Fenerbahçe karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan taraf. Ne dersin Murat? Hataların oyunu oldu galiba. Ne dersin? Çok fazla hatanın yapıldığı bir maç izledik. Hani beklentilerin bu bakımdan altında kaldı bu mücadele. Hataların çok fazla ön planda olması sebebiyle. Fenerbahçe'nin galibiyete ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Çünkü ilk yarı bittikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 oldular. Kupa voleyi çeyrek finalde veda ettiler. Geçen hafta Galatasaray'ı kaybettiler. Bu galibiyet Fenerbahçe'nin önünü görebilmesi açısından ilk 4'e yaklaşabilmesi açısından önemliydi. İstanbul Büyükşehir Belediye cephesinde ise az önce de belirttiğim gibi bence bu maçı hemen unutmalılar. Bu kadar hata yaptıkları bir oyun zihinden çıkmazsa ileriye de taşınır çünkü.